Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Nuxt ile birlikte otantikasyon mekanizmaları nasıl kullanıyoruz, nasıl projemize dahil ediyoruz ve yetenekleri nelerdir gibi konuları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Muhtemelen video uzun olmasın diye yarıda keseceğim. Temel mekanikleri anlattıktan sonra sonrasında da bir tık daha detaylı konulara değineceğiz. Otantikasyon ve otorizasyon aslında başlı başına ele alınması gereken bir konu ve işin içinde güvenlik olduğu için diğer şu ana kadar anlattığımız konulardan bir miktar da hassasiyet içeren bir konu. İşin içinde güvenlik olduğu için de kullanacağımız kütüphanelerin, aybirlerin, adına ne derseniz frameworklerin, servislerin güvenilir olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu işte biz nasıl anlıyoruz open source dünyada? Bir komünite mi bunu destekliyor? İşte star sayısı, ilgili repository'nin güncelliği gibi şeylere bakıp bunun kararını verebiliyoruz. İşte identity management denilen kimlik yönetimi esasında bu işin büyük resmi bir sürü servis tarafından şu anda sağlanıyor. İşte biz Supabase kullanmıştık Vue tarafında. Azure tarafında ADBTC adında çok daha gelişkin bir kimlik yönetim mekanizması var. Firebase var. Bir sürü böyle kullanabileceğimiz bedava, paralı servisler var. Biz bu videoda Nuxt içerisinde bunu basit manada nasıl kullanabiliyoruz? Sonra giderek yeteneklerine göz atıp en sonunda da bir provider olarak Prisma'yı alt tarafına yerleştirip, işte userlar, sessionlar, accountlar gibi bilgileri nasıl yönetiyoruz? Bunları anlatmaya çalışacağım. Şu anda sektör standartı OAuth 2.0 oldu diye çok uzun zamandır hayatımızda olan ve artık tüm providerlar tarafından da kullanılan bir protokol. Bu protokolün şöyle söyleyeyim size okuyarak bir noktayı anlamanız mümkün hatta birçok durumda çok karmaşık da gelebilir size. Fakat işin içine girip implementasyon yapmaya başladığınızda o out özelinde söylüyorum. İşin o kadar da karışık olmadığını aksine çok basit olduğunu fark ediyorsunuz. Ama bunu anlayabilmek için dediğim gibi elinizi bir miktar kirletmeniz lazım. Meraklısı için bu bilgileri şu anda paylaşıyorum. Çünkü dediğim gibi başlı başına bir alan bu alan ve o alt 2'yi de 2.0'ı da implement edip basit manada neye benzediğini. Çünkü diğer türlü işte access token, refresh token, ne bileyim scope, grant type gibi bir sürü böyle şey var. Küçük küçük konu başlıkları var. Bunları zihinsel olarak bir araya getirip soyut bir şekilde düşünmek yorucu olabiliyor. Dediğim gibi bir implementasyon yapıp bunun somut halini deneyimlemek konuyu anlamak adına çok daha faydalı olacaktır. Bugün bizim kullanacağımız kütüphanelerde o 2.0'ı implement eden Kütüphaneler. Sidebase unuttum adınız. Sidebase Next Out adındaki kütüphaneyi kullanacağız. Next'in official üzerinde çalıştığı da bir Out librarysi varmış sanırım. O gelene kadar insanlar gördüğüm kadarıyla bunu kullanıyor. Biz de bugün uygulamamızda bunu kullanmaya çalışacağız. Next Out alt tarafta provider olarak Out GS kullanıyor. Out GS de Next Outmuş bunun adı öncesinde. Hatta yeni oldu sanırım Out GS adı. React ekosisteminin geliştirmiş olduğu bir Out mekanizması. Burada zaten bahsettiğim şeylerden bahsediyor aslında güvenilirlikle ilgili çok popüler bir kütüphane Out.js adını aldı ve muhtemelen birçok projede kullanılacak ve önümüze çıkacak bir kütüphane bu. Şöyle OutGIS'i e de tıklayalım, kendi sayfası var. Bunları şundan gösteriyorum. Dökümantasyona başvurmanız gerektiğinde direkt OutGIS'in kendi dökümantasyonuna da başvurabilirsiniz. Burada desteklediği login providerları var. Gördüğünüz gibi adını bildiğim bilmediğim bir sürü şeyi destekliyor. Bir satırda TikTok login diye bir şey varmış. Onu projeme dahil edip ayarlarını yapıyorum ve kullanmaya başlıyorum. İşte bir de database adaptörleri var. Bu adaptörler içerisinde de işte biz Prisma'yı kullanacağız. Prisma burada var mı? Varmış. Prisma adaptör. Zaten bütün popüler şeyler burada mevcut gördüğünüz gibi database'ler. Outgest de öyle. Prisma'yı zaten biliyoruz. Bu görselde buraya açıkçası ekran boş kalmasın diye koydum. Bu şekilde bile baktığınızda görece basit bir flow bu. Olayın çok da karmaşık olduğunu görüyorsunuz. Sürekli bir değiş tokuş söz konusu. Dedikten sonra Sitebase uygulamasının dokümentasyonunu açıyorum. Installation'a gidiyorum ve kendi uygulamama gelip buradaki adımları uygulamaya başlıyorum. Öncelikle şunu ekliyorum. Sitebase modülü. Bu bir Nuxt modülü. Sitebase Next Out. Next Out ise bu modülün alt tarafında kullanacağı provider. Biraz sonra zaten anlamış olacağız konuyu. Sitebase'i ekledim. O sırada hemen şunu da ekleyelim. Ee, kullanması, entegrasyonu gerçekten çok basit bir kütüphane bu arada. Şöyle gelelim aşağıya doğru. Bu installation kısmıydı dokumentasyonla. Şimdi quick start diyorum. Bu arada bahsettiğim bağlantıları videonun açıklama kısmında sizlerle de paylaşacağım. Tam buraya geldik. Next config dosyamıza buraya virgül deyip şöyle modülümü ekliyorum. Bu modül içinde ilgili out provider'ının type'ını out.js olarak seçiyorum. Bu yine hata vermiş üstünü bir load edelim. Şu işten de kurtaramadık bir türlü. Tamam. Aslında yine hata verdi. Aslında existing değil. Şuraya yarın dev diyelim. Uygulamam bir yandan çalışsın. Aslında şu anda şeyi kurduk uygulamamıza ve modül olarak konfigürasyonunu yaptık. Nux out ve next out'u. Daha doğrusu out.js'i. Şimdi server'ın altındaki API'nin altına bir tane folder oluşturuyorum ve bunun adını da out olarak yazıyorum. Şuradaki adımları aslında yapıyorum şu anda. Bir tane dosya oluşturmamı istiyor benden. 1 2 3 .ts diyorum ve bunun içerisine şuradaki kod bloğunu kopyalayıp yapıştırıyorum. Şunu da şöyle yapalım. Alt tarafı kapatalım. Aslında burayla işim bitti şeyime dönebilirim. Nuxt uygulamama. Şuraya birazcık konuşmak istiyorum. Burada gördüğünüz gibi Nuxt Out Handler'ı ekledim kardan ve bunun aslında implementasyonunu yapıyorum. Hemen altında da Next Out içerisindeki demin bahsettiğimiz provider'lardan kitabı koymuş. Biz de kitaptan devam edelim. Buradaki kitabı silip şuraya slash dersem desteklediği bütün şeyleri görebiliyorum provider'ları. Dediğim gibi sadece provider'ı ekleyip ilgili konfigürasyonu yapmam yetiyor. Birden fazla provider da ekleyebiliyorum. Yani GitHub'la login ol, Twitter'la login ol, Google'la login ol gibi. Buraya şeyleri yazmam gerekiyor benim ilgili bilgileri. GitHub'ın ayarlarına gittiğimizde buradaki client ID ve client secrets'i bulabiliyoruz. Onları anlatmayacağım. Aslında direkt şuraya yazacaktım ama şimdi vazgeçtim. Şöyle yazalım burayı. Pratiklere uygun bir şekilde olsun. Onlardan da bahsedelim. Use app config diyorum. Const app config diyelim buraya gelip app_config. Github işte underscore client id çok güzel tamamladı zaten buraya tekrar geliyorum nokta Secret diyorum sonrasında next config'e gidip şuraya app_config diyorum ve şuradaki şu tanımları buraya alıyorum bu şu demek buraya bir şuraya iki yazarsam eğer ben ilgili app_config kullanarak buraya yazmış olduğum 1 ve 2 bilgisine bu şekilde erişebiliyorum yani app.config.github.client.scrit dediğimde bana bu iki değeri geliyor bu bizi kesiyor mu kesmiyor çünkü bizim bu tip hassasiyet içeren bilgileri kodun içinde kullanmamamız lazım çünkü biz bu kodu Gitaba koyacağız her ne kadar private da olsa sonradan bunu public e çevirirsek ya da o private repo'ya başka kötü niyetli insanlar erişirse bu kiileri de erişeceği için çok büyük sıkıntı olur. Biz bu tip bilgileri genelde geliştirme yaparken environment'ın içerisinde saklıyoruz bu şekilde. Ben videoya başlamadan önce buraya koymuştum bu bilgileri. Dolayısıyla şu client ID'yi buradan okumak için process.env deyip nokta şu şekilde kullanıyorum. Şunu kopyalayalım. Şunu da kopyalayayım. Dolayısıyla ben dış dünyadaki variable'ları bu şekilde okuyabiliyorum. Tabi normal idealinde bunun burada da olmaması lazım. Oraya girmeyeyim. Daha farklı şekilde bu tip hassas bilgileri saklamanın çeşitli yöntemleri var. Dolayısıyla ben kodumu push ederken bu env dosyasını aslında git'e yollamıyorum. Hatta burası genelde lokaldir. Çünkü şöyle senaryolar oluyor. İşte bizim diyelim ki kendim özel de client id script olabilir. Production özel olabilir. Test ortamına özel olabilir. Ona göre biz bir kurgu yapıyoruz. Dediğim gibi environment'dan bu işleri bu şekilde basit ve pratik bir şekilde yönetebiliyoruz. Bunu da buraya yazdıktan sonra aslında bunu kapatabilirim. Burası böyle dursun. Aslında olay bitti. Geldim. Sayfamı yeniliyorum. Tabi homepage'i görüyorum başarılı bir şekilde. Index sayfama geldim. Fetch match diyor. Bunlardan bir işim yok şu anda. Use. Out diyorum. Const diyorum. Şuraya eşittir. Data in. Sign Out gibi kullanabileceğim fonksiyonlarım var. Buraya datayı koydum şu anda ben. Şurayı bir yeni diyelim. Root'tayım. Herhangi bir şey gelmedi. Şuraya şöyle bir şey yazalım bakalım. Ama tamam. Herhangi bir şey gelmedi. Şimdi şuraya gelip şunu yazabilirim değil mi? Button sign in. Buraya da sign in diyebilirim ve parantez içinde buraya hangi provider'la sign in olacağımı söylüyorum. GitHub olacağım diyorum. Kaydediyorum. Buraya bir tane sign in düğmesi geldi. Yani ben buraya şöyle yazacaktım. With diyelim ki GitHub Twitter. Şurası da Twitter olacaktı. Öyle düşünebilirsiniz. Şu anda böyle. Dolayısıyla ben buna tıklıyorum. Beni görmüş olduğunuz gibi GitHub'a yönlendirdi. Şimdi ben buraya giriş yapacağım. GitHub'a şu anda giriş yapıyorum. Beni GitHub aldı. Authenticate etti. Ve tekrardan geriye uygulamama yönlendirdi. Ve görmüş olduğunuz gibi neredeyse hiç konfigürasyon yapmadık. Sadece şu ana kadar olan kısım için şuradaki client ID ve client secret'i GitHub provider için yaptık ve iş buraya kadar geldi. Aslında konu bitti diyebiliriz. Dolayısıyla muazzam çalışan bir akışımız oldu. Şuraya da hemen bir tane şey koyalım. Ton diyelim. Şunu bölelim ikiye. Sign out olsun. Da böyle olsun. Kaydettik. Sign out düğmesi. Şuraya da bir tane e şey koyalım. Tamam. Şimdi şöyle bir inspect deyip neler olmuş ona bakalım. Gördüğünüz gibi konuyla ilgili, otantikasyonla ilgili zaten önemli olan buradaki bu session tokenımız bizim. Bilgiler cookie'ye yazılmış. Zaten bundan sonra tüm süreci bizim için arkadaki Next modülü ve Next payanesi yönetiyor. Biz hiçbir şey yapmıyoruz. Bundan sonrası bizim herhangi bir eylemimize ihtiyaç duymuyor. Ve ben buradan login olduğum kullanıcının bilgilerine basit bir şekilde erişebildim. Bence dediğim gibi muazzam. Abdullah Uraşkan e-mail adresim buymuş, imajım buymuş falan filan. Sign out dediğimde de sign out oldum. Artık otantik değilim. Tekrar şu inspector açalım bir görelim şurayı ne oluyor diye. Bakın buradaki session token falan silindi artık. Dolayısıyla ben sign out olabildim. Tekrar gitaba tıklıyorum. Tekrar oldum. Çünkü bir kere login olduğum için ikinci kez benden login olmamı istemiyor. Dolayısıyla gayet muhteşem bir mekanizma. Şimdi bir sayfayı otantikasyonla nasıl koruyoruz? İşin o kısımlarına biraz göz atalım. Dokümantasyonuna gidiyorum şeyin, sidebase'in. Şu anda çünkü ezbere bilmiyorum o işleri nasıl yapıldığınız. Çok da basit. Burada application side ve server side olarak zaten ikiye bölünmüş durumda. Şuradan gördüğüm güzel şeyleri, anlamlı şeyleri direkt sizle paylaşayım. Custom sign in page falan bunları sonraki videolarda şey yaparız protecting pages diyelim. Şöyle bir şey yapıyoruz. Kopyalayamadım. Şunu kopyaladım şimdi. Next konfigürasyonuna geliyorum. Burada global middleware turu yaptığım andan itibaren aslında benim uygulamamın hiçbir sayfasına login olmadan görmüş olduğunuz gibi girilemiyor. Şuraya geliyorum mesela siliyorum. Buraya yönlendiriyor. Çünkü ben tüm her yerde login olunmasını istiyorum ve bunu force ediyorum. Dolayısıyla tıklıyorum GitHub'la login'e. Artık login olabildim. Uygulamam bir otantikasyon gerekliliğinin arkasında kalmış oldu. Authenticate olmayan hiç kimse benim uygulamama giremiyor. Ve ben bunu bir satırda yapabiliyorum. Bu gerçekten Arkadaşlar çok nasıl söyleyeyim iyi hissettiriyor insana. Şimdi gidelim buraya. Tamam ben bunu istemiyorum. Şunu komentleyeyim. Çünkü ben bunun yerine daha spesifik bir yöntem istiyorum. Yani A sayfasının görünmesini istemiyorum. Aynen buradaki örneğe uygun gidelim. Protected.view demiş. Gittim buraya. Şuradaki kodu aynen kopyalayalım. Kopyaladım. Tamam. Yine bunun altını çizdi bir aklı gitti şeyin ama önemli değil. Şuraya geliyorum ve ben buraya Protected deyip enter'a bastığımda şu anda görebiliyorum. Hatta geleyim inspect diyeyim. Sign out düğmesi olmadan da şuradan şunları silip göstereyim size. Sign up olmuş gibi davranacak aslında. Yenilediğimde bu sayfayı görmek istiyorsanız gidip sign in olmanız gerekiyor diyor bana. Tamam sign in oluyorum. Otomatikman beni protected sayfasına yönlendirdi. Yine tek bir satırda yapabildiğimiz bir ayardan sonra oldu bu. Ve bence bu da çok gerçekten muhteşem. Bunları gerçekleştirmeyeceğim. Siz bunları denersiniz. Gidip kendi middleware'ımızı yazıp da bu koruma işlemini yapabiliyoruz. Tabi bu buraya kadar anlattığım kısım şöyle dökümanın şeyini açayım detayını. Uygulama tarafındaki yani bizim client site tarafındaki şeydi koruma mekanizmasıydı. Server site'da da benzer mekanizmalar elimizin altında oluyor. Yani biz şunu yapıyoruz. Çünkü bir endpoint'i korumam lazım. Burada ben sadece sayfayı korudum. Uygulamayı korudum. Bir endpoint'i korumam lazım. Bir tane middleware yazıyorum. Sonrasında o middleware eğer ilgili request yapan kullanıcının authenticate olduğunu kontrol ediyor. Authenticate değilse geriye bir burada unauthenticated status kodu da 403 olarak bir tane error döndürüyor. Bu sayede ben endpointlerimi de korumuş oluyorum. Dediğim gibi buradaki tarifleri siz uygulayıp deneyimleyebilirsiniz. Bu videoda bir giriş yapmak istedim aslında konuya. Umarım da faydalı olmuştur. Çünkü bundan sonrası bir miktar detaya giriyor. Bir sonraki videoda kendi custom login sayfamızı nasıl yapıyoruz? Credential'larla nasıl login oluyoruz? Yani credential'dan kastım şu. Ben diyelim kitapla login olunmasını istemiyorum. Farklı bir identity management var arkada. Onu kullanmak istiyorum. Ya da çok basit, çok ilkel bir doğrulama yapmak istiyorum. Kullanıcı adı Abdullah'sa şifresi de 1, 2, 3, 4 ise login olsun gibi. Bunu credential provider ile yapabiliyoruz. Bununla ilgili de bir örnek göstermek istiyorum. Sonrasında da prizmayı koyup bu şöyle göstereyim. Home'a gidelim. Şuradaki bilgileri yani account, user ve session gibi bilgileri database'de nasıl saklıyoruz? O konuları gösterip ilgili authentication konusunu sonlandırmak istiyorum. Umarım dediğim gibi faydalı olmuştur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.